Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah seste sorun olmaz çünkü bir taraftan şarja taktım, bir taraftan konuşuyorum ediyorum. Önce şuradan başlayayım. Dinamo Kiev maçı hakkında. Kulübümüz 27 Temmuz 2022'de oynanan Dinamo Kiev maçına dair yaşananların iki tarafını da anlatan, bu konu ile Fenerbahçe'nin kurumsal kimliğinin hiçbir bağı ve bağlantısının olmadığını yansıtan, Fenerbahçe'mizin spor kulübü rolü ile bu konuda ilk günden itibaren ortaya koyduğu hassas duruşu ve adımlarını bir rapor halinde ilgililere sundu. Şimdi bununla ilgili de konuşacağım çok şey var. UEFA'nın uygunsuz davranış tanımıyla soruşturma açtığı, henüz disiplin kuruluna aksettirilmeyen konuyla ilgili kulübümüz konuyu hassasiyetle ele alarak hızlı bir şekilde kapsamlı bir beyanname hazırladı. Bu arada bazı troller, bazı Fenerbahçe düşmanları şey diyordu işte, acil davranmaları lazım. Niye davranmadılar diye. Bu da cevap niteliğinde. Türkiye Futbol Federasyonu'na hitaben yazılan ve federasyon aracılığıyla UEFA'ya gönderilecek olan beyannamede kulübümüzün Rusya-Ukrayna savaşının başladığı ilk gün olan 24 Şubat 2022'den bu yana kurumsal olarak aldığı pozisyon ve bugüne kadar gelen süreçte yaptıkları ayrıntılı bir şekilde somut gerçeklerle ortaya kondu. Beyannamede kulübümüzün maçtan bir gün sonra yayımladığı resmi açıklamada vurguladığı gibi söz konusu söylemin kesin bir dille reddedildiğinin, markamızın değerleriyle ve bugüne kadar toplumsal ve insani konulardaki refleksleriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığının tekrar altı çizilirken, savaş mağduru masum insanlara ve çocuklara dikkat çekmek, konuya dair farkındalık yaratmak ve maddi manevi destek sağlayabilmek amacıyla 19 Nisan'da Şaktar Donetsk kulübü ile oynanan barış için futbol temalı dostluk maçı kulübümüzün kurumsal tutumunun en net örneği olarak gösterildi. Kulübümüzün 120 dakikalık bir müsabakada tribünlerin bir bölümünden yükselen 20 saniyelik bir söylemden siyasi bir tutum anlamı çıkarılamayacağını, kulübün tüzel kişi olarak sorumlu tutulmasının kesinlikle adil olmayacağı vurgulandı. Ayrıca maç öncesi ve maç sırasında gol sonrasında Dinamo Kiev'li oyuncuların taraftarlarımızı galeyana getiren tahrik edici hareketlerini çok net bir şekilde görseller ve videolarla ortaya koydu. Kulübümüz ayrıca hem ilk maçta seremonide giydiği "Savaşı Durdurun" tişörtlerinin hem de İstanbul'da oynanan maç öncesi iki kulübün heyetlerinin dostluk yemeğinde bir araya geldiği görüntüleri de paylaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak maçtaki anlık söylemi kabul etmediğimizi vurguluyor. Bu konunun kulübümüzde ve marka kimliğimizde bağdaştırılmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha net bir dille belirtiyoruz. Şimdi Şekip Mosturoğlu diyor ki, Dinamo Kiev maçında yapılan Putin tezahüratı konusundaki tartışma spor hukuku boyutu ile değerlendirildiğinde disiplin talimatı ile yasaklanmış ırkçı söylem ya da kötü tezahürat kapsamında değerlendirilemeyeceğini düşünüyorum. Temsilcinin rapor edip etmediği belli bile olmayan bu konuda yapılan tartışmaları spekülatif olarak değerlendiriyorum demiş. Bu da okey. Ali Koç, Ukrayna'dan özür dileyecek misiniz? Dilemeyeceğiz diyor. Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Bununla ilgili birazdan açıklama yapacağım diyor. Sonra diyor ki, Ukrayna Dışişleri Sözcüsü ve Büyükelçinin bizden özür dilemesi lazım. Fenerbahçe'yi hakaret edemezsiniz diyor. Bizim duruşumuz nettir. Biz savaşa karşıyız. Bizde Ukraynalı sporcu da var, Rus sporcu da var diyor Ali Koç. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor arkadaşlar. Biz buradaysak içiniz rahat olsun. Fenerbahçe ismine leke getirecek hiçbir şey yapmayız diyor. Yani kaosa girmeye müsait bir camiacı. Özellikle genç taraftarımıza söylüyorum. Çok çabuk galeyana geliyorsunuz diyor. Çok çabuk sazan oluyorsunuz. Yani hocayı bile tartışmaya başladılar şu anda. Kaosa gitmeye müsait bir camia olduk diyor. Doğru söylüyor. Şimdi mesela şunu söyleyeyim. Mesela şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hepsini bir konuşayım, Ali Koç'un konuşmalarını. Ama öncesinde şunu belirteyim. Fenerbahçe'den 5 tane futbolcu için sakatlık açıklaması geldi. Doğru mu? Dün, 2 gün önce mi, dün mü? Kafam karıştı. Neyse, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Altay Bayındır, Joshua King ve Joao Pedro'nun sakatlıklarına dair açıklamalar. Ferdi'de zorlanma. Arkadaşlar, Slovakya maçını baz alıyorsanız ya da lig maçını baz alıyorsanız, Slovakya maçından sonraki maçı baz alıyorsanız, ikisinde de hem Altay Bayındır hem Ferdi Kadıoğlu oynayabilecek. Bir aksilik yok. İrfan Kahveci'de darbeye bağlı zorlama. İrfan Kahveci oynayabilir ama yedek tutulması daha müsait. Joshua King'de burkulma. Joshua King'de muhtemelen yedek tutulacak arkadaşlar. Yani İrfan ve King de kadroda olur ama yedek tutulur. Altay ve Ferdi Kadıoğlu oynayabilir. Bilginiz olsun. Hocam diz travması tespit edilmiş, edilsin. Bu oyuncuların dışında Joao Pedro'da ise üst adale yırtığı saplanmış. Şimdi zaten Joao Pedro idmanların hepsinde yoktu fark ettiyseniz. Bu süreçte yani uzayan bir süreç. Böyle hemen birdenbire olacak bir süreç değil. Yani yaklaşık bir 2 haftası en az bir 2 haftası var ama öyle 1,5 ay 2 ay falan zannetmiyorum. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Lucescu'nun tezahüratı protesto etmek için basın toplantısına katılmadığı haberleri gerçek değil. Bizim basın toplantısı 15 dakika uzadı. Lucescu uçağı kaçıracakları için bekleyemeyeceğini belirtti. Bu yüzden basın toplantısına çıkmadı diyor. Mesela UEFA'nın buna ceza vermesi lazım. Arkadaşlar bu organizasyonlarda ne kadar para dönüyor. Asıl buna ceza verilir. Böyle uçağı kaçıracak falan. Uçak bekletilir. Yani burada milyon eurolar alıyorsun. Şimdi Fenerbahçe bunları açıkladı arkadaşlar. Bilginiz olsun, sakatlık durumunda anlattım. Bugün Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmayla tamamladı. Kimse bak Mert Hakan'ı sorgulamıyor. Arkadaşlarım sezon başı kampında yüklemeler yapılır. Asıl baba sakatlıklar sezon başında olur. Ben size bunu daha önce de söyledim. Beni şoma ağızlı gibi görmeyin ama sakatlıklar bekliyorum dedim. Çünkü sezon başında yükleme yapılır. Asıl baba yükleme olduğu için birçok vücut kaldırmaz. Bak şimdi sakatlananlar belki sezonun hiçbir evresinde sakatlanmayacak. Öyle de bir durum var çünkü vücut güçleniyor. Mert Hakan özel program. Serdar Aziz zaten sakatlığı malum. Ferdi zaten, İrfan, King, Altay Bayındır ve Pedro'nun tedavilerine devam edildi. Nazım da herhalde, Nazım'ı unuttular. Onu söyleyeyim. Buraya kadar her şey okey mi? Okey. Şimdi arkadaşlar gelelim Ali Koç'un açıklamalarından önemli yerlere. Bakın önemli yerlere geçiyorum. Mesut Özil ile yollarımızı ayırdık. Bazen planladıklarımız gerçekleşmeyebiliyor demiş. Evet, güzel başlayan bir rüya. Kabusa dönüşen bir rüya. Sonrasında bitti. Kafanızda birçok açıklama var. Hocam Mesut kalsa mıydı? Hocam gitse miydi? Hocam şöyle miydi? Arkadaşlar Mesut'un rolünde şu anda Joao Pedro oynar. King oynar. Lincoln oynar. Arda Güler oynar. Çok özür dileyerek soruyorum. Çok özür dileyerek soruyorum. Kalsaydı kim gidecekti? Başka bir şey söyleyeyim. Joshua King, Lincoln, Arda Güler ve Pedro. Aldıkları yıllık ücret toplamı hemen hemen Mesut'un yıllık ücretinin aynı. Bir tasarruf da var. Hocam Pedro zaten yaşlı. Ben başka kimi söyledim? Joshua King'i söyledim. King zaten yaşlı. Arkadaşlar King eğer oynatabilirsek, bak eğer oynatabilirsek bu adamın hızı çok yüksek. Savunma arkası koşuları falan yapabilir. Yani birdenbire kaleciyle karşı karşıya kalan çok pozisyona girebilir. Hocam kalıyor da ne oluyor? Atamıyor. Ya bismillah, daha yeni gelmiş. Her futbolcuyu bir pozisyondan öldürmeyin ya. Bir pozisyon yaşıyor futbolcu, atamıyor. Çöp. Bitti. Ya siz hayatta da mı böylesiniz? Bir hata yaptığınız zaman karşınızdaki kişi hiç mi sizi ölene kadar affetmesin? Allah sizi affetmesin mi ya? Vallahi bak Allah sizi affetmesin mi? Günah işlediğiniz zaman falan Allah'ın karşısına gidecek. Allah'ım ben insanları dünyadaki bir hata yaptı diye hiç affetmiyordum. Sen de beni affetme diyecek misiniz? O kadar mert misiniz? Neyse. Şimdi Ali Koç'un açıklamaları diyor ki Kim Min Jae, ben 2 haftada kimseden öğrenmediğim şeyleri Jorge Jesus'tan öğrendim dedi. Maaşını arttırmayı teklif ettik ama gitti. Şimdi burada Mustafa Hoca yine bildiği ibaresini koymam lazım. Hatırlıyor musunuz? Bazı gevşek şeyler var, bazı duyumcu arkadaşlar var. Hatlerine mi bilmiyorum ama millete laf çarpıp aslında kendi başarısızlıklarını kapatma peşindeler. Diyorlardı ki hani Ali Koç sözleşmeyi teklif etmişti daha yüksek bedelle. Al. Al sana daha yüksek. Ama onlarınki unutuldu. Millet balık hafızalı. Ali Koç diyor ki 7-8 oyuncu gidecek, 3-4 kişi gelecek. Bakın 7-8 gidecek, 3-4 kişi gelecek. Allah yar, Ozan gitti. Gustavo gitti. Mesut gitti. Kim Min Jae gitti. 5. Hani Arda Okan'ı saymıyorum. O zaten şey değildi. Hani Uğur Kağan Yıldız'ı falan saymıyorum. Başka Berke gitti. Hani Sosa gitti. sözleşmesi bitip Murat Sağlam falan gitti. 8 diyelim ya gidenlere. 7-8 kişi daha giderse 15. Yani 7 kişi gitsin 15. 3 kişi daha gelecek diyor. Bakın arkadaşlar şu ana kadar Mustafa Hoca size ne dedi? Şu ana kadar 9 futbolcu geldi değil mi Fenerbahçe'ye? 3-4 kişi, 3 kişi daha gelsin hadi 12. 15'te giden 27. Hatırlarsanız eğer Jorge Jesus 3-4 kişi gelecek. Başka almayacağız. Ali Koç 3-4 kişi derken ben ne dedim? 7 artı kişi gelecek. Değil mi? 3-4 gündür ne diyorum size? 11 kişiden fazla gelen olacak. Hocam çorba olur. Bana ne kardeşim, çorba olursa olsun, ben size duyumları söylüyorum. Alın size %100 duyum. Bir tanesi, bir kişi çıksın da yalanlasın. Bir baba yiğit çıksın yalanlasın. Elinden öperim. Buyursun dedim. 9 kişi geldi. 3 kişi daha gelirse 11 kişiden fazla olmuş oluyor. Değil mi? Yani şu ana kadar Fenerbahçe'nin resmi sayısı. Sonra kendini övme. Kendini övenler şöyledir böyledir. Bunu yazan arkadaşlarım var ya, alayı tırvırı. Bunlar troller. Bunlar başkalarının elemanları. Başkalarının personelleri. Kendini övme. Sen öv o zaman kardeşim. Çık de ki abi helal olsun demiştin. Vallahi demiştin. Şahidim ben de. Asıl duyum bu. Adam gelmiş. İstanbul'a kadar gelmiş. Görüşme yapıyor. Fenerbahçe her an açıklayabilir. Açıklıyor, ben demiştim. Bak diyor, paylaşıyor. Yapmayın etmeyin ya. Yapmayın etmeyin. Yapmayın etmeyin. Çok ayıp. Ben bir de bir şey söyleyeyim. 3 olur 5-6. Hiç. Bak. Ali Koç 3 transfer dedi değil mi? 5-6 olabilir. Hadi. Hadi yalanlayın. Hadi yalanlayın. Ali Koç bu arada mevkiyi de vermiş arkadaşlar. Kaleci, sol bek, santrafor alacağız demiş. Kaleci, sol bek, santrafor demiş. Stoper dememiş. Kanat dememiş. 8 numara dememiş. Demesin bakalım. Demesin bakalım. Başka kadromuzdan 3 oyuncuya çok ciddi reddedilemeyecek teklifler var. Bakalım ne olacak demiş. Reddetmeyin o zaman. Lan mesela Steven Colker için reddedilemeyecek teklif nedir? 6 milyon euro. Colker 6 milyon euro teklif gelse ne dersiniz? Lele kurban zor gelir dağlar. ne dersin? 6 milyon euro Colker'a teklif gelse alaya çıkarsınız. Mesela Rossi için 9 artı teklif gelse reddedilemeyecek teklif midir? Satar mısınız? Rossi'yi satarsanız kanat alır mısınız? Hani 3 transferde? Hani kanat yoktu içinde? Neyse, Mustafa Hoca diye bir adam var. Onu takip edin. Transferde geç kalmadık. Bak, en beğendiğim cümleler şimdikiler. Transferde geç kalmadık. Yönetim transfer yapmasın. Hoca transfer yapsın. Ya neden hoca transfer yapıyor? Yönetim yapsın. Yani o olsa bu, bu olsa bu diyorlar. Ağzınızda kuş tutsak bile eleştirileceğiz. Bence doğru yoldayız diyor. Bence de doğru yoldasın Ali Koç. Bence de doğru yoldasın. Kaleci al, sol bek al, santrafor al. Milletin kuracağı cümle şu. Niye bir stoper daha alınmadı? Niye bir 8 daha alınmadı? Niye kanat alınmadı? Bak. Hocanın istediği transferleri yapsak değil mi? Niye hocaya bıraktınız? Tam tersi olsa niye dinlemediniz diyor. Doğru yoldayız diyor. Bence de doğru yoldayız. Santrafor alacağız diyor. Ne oldu? Santrafor transferi iptal diyenler bak şimdi ne yaparlar biliyor musunuz? Dün falan santrafor alınacak diye paylaşmışlardır muhtemelen. Ben biliyorum. Hemen paylaşırlar. Stat'taki mağazamızı yenileme hayalimiz var. Bu sene 6 hafta Dünya Kupası arası olacak. O sürede bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz demiş. Bence de. Bu arada o Dünya Kupası aralığında arkadaşlar çok çeşitli etkinliklerimiz olacak. Merak etmeyin, şimdi her şeyi planlıyoruz. Sadece transfer döneminde abone olmayın bu kanala. 12 ayda abone olun. Merak etmeyin. Çok güzel şeyler var. Bazı oyuncularımıza ekonomik olarak geri çevrilmeyecek resmi teklifler var. Bak, ben bir şey söyleyeceğim. Joao Pedro transferini yerin dibine sokuyorlar diyor. Başka takım alacağı zaman diyor yere göğe sığdıramıyorlar. Biz alacağımız zaman bir şeyler yapıyorlar. Her konuya maydanoz olan bazı rakiplerimiz transferlerimize de maydanoz oluyor. Yok hile var, yok bilmem ne var. Biz buradayız. Fenerbahçe'nin ismini leke getirmeyiz diyor. Taraftar gaza gelmesin diyor. Bir camia var ki yönetimi, başkanı kim olursa olsun bizim camiamız her konuda maydanoz oluyor. Ben size bir örnek vereyim. Bir örnek vereyim. Ne dedi o maydanoz camia? Ne dedi? Joao Pedro'yu Galatasaray alacak. Fenerbahçe 5 milyon euro fazla teklif etti. Kafası çalışan, hani max zekaya sahip olan bütün Galatasaray taraftarı dedi ki Ne kadar teklif ettik? 4.600.000 euro. O zaman Fenerbahçe 9.600.000 euro mu teklif etti dedi. Max Galatasaraylı düşüncesiyle doğru bir soru sordular. Max zekaya sahip olan Galatasaraylı demeyin. Bunlar çünkü Galatasaray adını kirleten isimler. Küçük isimler bunlar. Bunlar Galatasaraylı falan değil bunlar. Bunlar Galatasaray'ın düşmanı bunlar. Bunlar Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın düşmanı bunlar. Fenerbahçe'nin de düşmanları var. Fenerbahçe kimliğiyle yazan düşmanlar var. Her camiada var bu. Hocam bize herkes düşman. Saçmalamayın, her camianın var. Her camiada o camiaya düşman isimler var. Emin olun. Belki en çok Fenerbahçe'de vardı. Çünkü para en çok Fenerbahçe'de. Fenerbahçe taraftarı en zengin taraftar kitlesi. Satışlara bakın, forma satışlarına. Geçen gün biri beni uyardı. Ben dedim Trabzonspor yine de az satmış diyor. Hocam dedi zaten yarıdan çoğunu futbolcularına sattı diye. Bana göre çok az satış. Bana göre Trabzonspor'un forma satışı çok az. Mesela bu sene 500.000 tane forma satması lazım Trabzonspor'un. En az. Yani 38 yıl sonra gelen bir şampiyonluk var. 500.000'den fazla forma satması lazım. Ya geçen seneki gibi futbolculara sattıramazsa bakalım taraftar ne kadar destek verecek. Ama Fenerbahçe 350.000 satış yaptı geçen sene ya. Bak şurada 5 yıldız. Ben olsam Fenerium'lara özel bir şey koydururum arkadaş. 5 yıldız bastırmak isteyenlere ücretsiz derim. Bak kafası hiç çalışmıyor bizimkilerin ya. Lan 5 yıldız bastırmaya gelen adam ya da sembolik bir rakam ya. Sembolik bir rakam. Maliyeti ne kadar tutuyor? Atıyorum 3,5 TL. Tanesi işte 2 liradan 10 lira de. Bak 10 lira de. Emin ol. Bak emin ol. 1 milyondan fazla taraftar Fenerium'a akın eder. Fenerium'a giren adam zaten lan şunu da alsam mı gelmişken der. Bir günde hani bir haftada 2 haftada tahsilat rekoru kırarız. Ama şu yeni formanın bir yoğunluğu gitsin. Belki de o bekleniliyordur. Fenerium diyeyim ben bir. Belki de o bekleniliyordur. Yani herhalde. Kaç forma satışı yapılmış bir bakayım. Yazıyordu ya altta. Bakalım. 60.341 forma satışı. Çok az. Çok az. Gerçekten çok az. Ama bakalım arkadaşlar. Sonuç ne olacak? Şimdi şunu söyleyeceğim. Maydanoz arkadaşlar da var. Bizim takım şeyde de var. Camiada da var maydanozlar. Şimdi ben o maydanozlara diyorum ki Dinamo Kiev maçında oynadığımız futbol müthiş heyecan verici diyor Ali Koç. Ben bunu söylediğim zaman diyorlar ki ya bırak Allah'ını tam bir düzgün Türkçe konuşun. Benim diyor hiç hoşuma gitmedi diyor arkadaşlar. Benden tartışan oldu ya. Bak ben olacakları söylüyorum size. Slovakya maçında Fenerbahçe fark atacak. Ondan sonra Ümraniye maçını kazanacak. İkinci Slovakya maçını da kazanacak inşallah. Kasımpaşa maçını da inşallah kazanacak. İnşallah diyorum arkadaşlar. Yani Allah'tan da yardım diliyorum inşallah. 4'ünü de kazanacak. Bu sefer başlayacaklar. Bu sene o sene. Montlarla hazır olun. Şampiyonluk kutlamaya hazır olun. Biz bunu hep yaşıyoruz. Yani kötü sonuç alalım da saldıralım diyenler var. Misal Arda Güler için. Bir tane duyumcu çıktı dedi ki Arda Güler'in serbest kalma maddesi 25 milyon euro. Ortalık yangın yeriydi. Arda Güler'e 25 milyon euro serbest kalma maddesi koyduran namerttir, alçaktır, teröristtir, şudur budur diyorlardı. Bak diyorlardı. Demiyorlar mıydı? Demiyorlar mıydı? Bu yönetim gerizekalı mı Arda'ya 25 konulur mu falan filan. Dimarzio'nun bir haberi var. Torino Emirhan İlkan'ın 4,5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferini birkaç saat içinde bitirecek diyor. Ya bitirebilir diyor pardon. Emirhan İlkan da Beşiktaş'ın hani 150 milyon euro bonservis bedeli beklediği futbolcu. Şu an 3 milyon euro yazıyor 18 yaşında. Yani 3 milyon euro yazıyor. Toplamda geçen sene 47 maça çıkmış. Yok kariyeri boyunca 47 maça çıkmış. 15 gol, 5 asist yapmış. Süper Lig'de 11 maça çıkmış. Bir golü var. 632 dakika oynamış. Şimdi ben çok merak ediyorum. Ya şimdi ben gerçekten çok merak ediyorum. Torino bu transferi gerçekleştirdiği zaman Ahmet Nur Çebi'yi FETÖ'cü ilan edecek mi Beşiktaş taraftarı? Bizimkiler olsa ederler. Bizimkiler olsa ederler ha. Bizimkiler olsa yani Ali Koç'un ne şeyini koyarlar. İşte Yahudi derler, şu derler de DSP miydi? Neydi o bir tane parti var. İşte o partili derler, şöyle derler, böyle derler. Söz konusu Fenerbahçe olunca yerden yere vuruyorlar. Söz konusu rakipler olunca. 3 maymun. Hatta 3 maymun değil 4 maymun oluyorlar. 4. maymunun şeklini söylemeyeceğim. O biraz ayıp kaçar. Arkadaşlar herhalde Fenerbahçeli olmak çok ağır geliyor bazılarına. Ya da eleştirmek çok kolay geliyor. Hayatları boyunca bunlar eleştiren kişiler. Sonra bu insanlar evleniyorlar. Evlenince eşlerini eleştiriyorlar. Bunların çocukları oluyor, çocuklarını eleştiriyorlar. Bunların çocukları okula gidiyor, öğretmenini eleştiriyorlar. Bunlar hastaneye gidiyor, doktoru eleştiriyorlar. Bunlar başka yere gidiyor, onu eleştiriyor. Bunların hayatları eleştirmekten ibaret. Niye biliyor musunuz? Bu insanlar pasif insanlar, boş beleş insanlar. Bu insanlar aşağılık psikolojisine sahip insanlar. İyi de hocam eleştirmeyelim mi? Ya her şeyi eleştirinden bahsediyorum. Eleştirin. Tabii ki eleştirin. En ufak bir şeyde işte şucu, bucu bitti. Fenerbahçe düşmanı. Ali Koç diyor Fenerbahçe düşmanı. Niye diyorum? Arda Güler'e 25 milyon serbest kalma maddesi koydurmuş. Şimdi merak ediyorum. Hadi birazcık 5 dakikalığına insan taklidi yapın hadi. Öyle de deyince şey yaparlar. Hocam kaç dakikamız kaldı? Kaç dakikamız kaldı? 5 dakika insan taklidi yapın. Deyin ki Emirhan'ın 4.5'a giderse Ahmet Nur Çebi nedir? Size göre ya da aynı durumda Arda Güler 4.5'a gitmiş olsaydı Ali Koç size göre neydi? Hadi. Arkadaşlar videomu bitirirken şunu da belirteyim. Ben kimsenin adamı değilim. Kimsenin yalakası değilim. Kimseden maaş falan almıyorum. Hani Ali Koç eğer aylık 30 bin lira 40 bin lira falan maaş teklif ederse kabul etmiyorum. Bana bir Peugeot 3008 versin yeterli. Maaşa gerek yok yani. Allah'a şükür benim maaşım yetiyor. Ama bir Peugeot 3008'ini alırım hediye ederse. Kabul. Şu ana kadar da teklif eden falan olmadı. Bilginiz olsun yani. Belki teklif etmişlerdir. Ondan böyle yapıyorumdur zannediyorsunuz. Abi her şey çok güzel gidiyor. Evet Dinamo Kiev'e elendik. Hayatta böyle şeyler var. İsmail Yüksek kırmızı yer. İsmail görmeseydi Arao yerdi. Arao görmese Valencia yerdi. Bir tane günah keçisi lazımdı. En gencini seçti. İki pozisyonunda da sarı kartla alakası yok. Bakın ikinci sarı kartın bir kuralı var. İzleyen spor otoritelerinin çoğunluğu diyecek ki tarafsız spor otoriteleri. Bu sarı karttır diyecek. İkinci sarı kartın kuralının özelliği bu. Adam gole gidiyor. İşte omuz omuza mücadele düştü. İzleyenin yarısı dedi ki ne var bunda canım diyorsa yanlış karar vermiştir. Misal Kim Min Jae'nin Trabzon deplasmanında yediği sarı kart. Bugün bak bugün artık iş işten geçti ya birçok Trabzonsporlu arkadaşım diyor ki ya o sarı değildi ya. Lan o gün demedik laf bırakmadınız. Bugün demenizin hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Bugün diyorlar ya Higo'nun yemesi gereken sarı vardı. Hüseyin'in yemesi gereken kırmızı vardı. Hüseyin'in yemesi gereken kırmızı. Geçti artık. Geç gelen adalet adalet değildir maalesef. Şimdi ben de aynısını diyorum. Lütfen Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe taraftarıysanız biraz adaletli davranın. Ya Dinamo Kiev'i ezmişsin. Ha diyebilirsin hocam Kadıköy'de oynuyorsun. Adam işte savaş mağduru falan filan. Geçiniz mağdur edebiyatlarına. Zaten bu mağdur edebiyatı olmasaydı bu kadar hakem kollaması olmazdı. Hakem iki maçı adil yönetse zaten Dinamo Kiev iki maç 11 kişi tamamlayamazdı. Dinamo Kiev 11 kişi tamamlayamazken seni delik deşik ederdin. Yani hakemin İsmail standartlarında gösterdiği sarı kartı Kiev'e gösterse Kiev 7 kişi anca tamamlardı o maçı. Uzun lafın kısası Ali Koç'un şu cümleleriyle bitirmek istiyorum. Sizden özellikle rica ediyorum. En küçük tökezlememizde üzerimize çığ gibi gelenlere fırsat vermeyin. Oyunlarına gelmeyin. Lig sonunda hep beraber muhasebemizi yaparız diyor. İnşallah bu sene Fenerbahçe'nin şampiyonluklarının, başarılarının konuşulacağı bir sene olur diyor. Başkana kulak verin. Bakın eleştirilecekse en ağırını ben yaparım. Ama şu anda destek vermeniz lazım. Görüşmek üzere arkadaşlar.